Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Tulpar. Bugün sizlerle APP Reload oynuyoruz. Benim daha önce bir karakterim vardı, bayağı bir zamandır oynuyordum. Bir ara bıraktım ve şimdi yeniden sizler için dönüş yaptım. Öncelikle oyuna girerken içeriği falan veren değişmiş oyunun. Güzel bir içerik olmuş, yeni silahlar eklenmiş, araçlar eklenmiş. Ve oyunun içinde aktiviteler var şu an için. Cadılar varma aktivitesi hala devam ediyor oyunda. Hemen size şöyle bir ufak bir şey yapayım. Şimdi oyuna girerken oyuna girdikten sonra karakter oluşturduktan sonra finansal ve waterfront var. Yani burada aktif PvP ve görevlerinizi yapacağınız yerler. Bu event için yapılmış bir harita. Aynı haritanın farklı bölümleri. İşte daha tam girmedim ama sizlerle diyebilirim. Bu sosyal district ise oyun içerisinde sizin şekil, kıyafet, araba, boya, işte araba boyası vesaire. Bu tarz şeyleri yapıyorsunuz. Buralarda PvP büyük ihtimal kalabalık PvP'ler içeriyor burası. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 405 kişi varmış sanırım. Burada 9 farklı farklı şeyler var. Tam olarak ben unuttuğum için hatırlamıyorum ama ileriki bölümlerde gelip birer PvP atacağız. Şimdi öncelikle genelde ben Waterfront'ta oynuyorum. Şimdi tekrar Waterfront'a bir gidelim. Ayrıyeten oyun içinde araç alarak araçlara kendi bilgisayarınızdaki müzikleri yükleyebiliyorsunuz ve onları dinleyebiliyorsunuz. Ve ayrıyeten arabadan indiğiniz zaman da müzik çalmaya devam ediyor. Silahları da level olarak atlıyorsunuz. Bunları level 1, 2, 3, 4 değil de büyük ihtimal puan kasarak yapıyorsunuz. Oyuna girdikten sonra ufak bir gösteri yapacağım size. Oyun uluslararası global bir oyun. Birçok ülkeden oyuncu var ama genel olarak Avrupa var, Avrupalı oyuncular var. Diğer ülkelerin serverlarını da bilmiyorum. Amerikalı bilmem ne Afrika tarafında var mı? Şimdi önce burada. Haritadaki bölgeleri açmak için GTA tarzında görevler yaptıkça açılıyor. Benim elimdeki silah 2 günlük. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha önce aldığım kutulardan çıkmıştı. 2 gün kullanmak için aldım. Şimdi dediğim gibi karakterleri özelleştirebiliyorsunuz. Bakın koluma bandana yaptım. Yine üzerime birkaç şey aldım. Buradan F'ye basarak yeah, let's go. Görevler alabiliyorsunuz. Bakın ekstra 5 joker kalıyorsunuz. Bu jokerleri kastığınız zaman size ekstradan yani diğer hani bu item vesaire yaptığınız yerde özel yerler var. Yani bu görevi yaptığınız zaman size 5 joker veriyor. Ve bu jokerler biriktikçe araba, silah ve bu tarz şeyler alabiliyorsunuz. Bakın benim açtığım silahlar bunlar. Level atladıkça bakın daha kapalı. Hepsinin atıyorum size göre şeyi var. Bakın şu an bu adam level 10'muş bu adam. Yani bu adam level 10 olduğu zaman ben bu adamdaki 10 level'lik silahları alabiliyorum. Level 20 yaptığım zaman bu adamın şu silahlarını da alabiliyorum. 3. seviye bir silah. Pompalı. Sel'de sizin üzerinizde bulunan silahları satabiliyorsunuz. Yeni silahları özelleştirebiliyorsunuz. Boya takabiliyorsunuz üzerine. Hayretten dediğim gibi karakteri şekillendiriyorsunuz. Dövmesinden tutun küpesine kadar tüm özellikleri yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi şimdi görevimizi alalım bir. Görev büyük ihtimal arkadaşlarınızın hepsine 25 adet mermi dağıtın. Yani bu da özel yetenekler içeriyor. Buradan geldiğiniz zaman araçları seçebilirsiniz. Benim yaptığım bir araç, özelleştirdiğim bir araç. Şimdi fark edeceksiniz. Oyun içinde grup bulmak için işte şu an bunlar benim koyduğum müzikler. Buradaki diğerlerin hepsi de bize verilmiş müzikler. Şöyle yapalım. Önce K yapalım. Şöyle hemen size de ufak bir hatırlatmak yapayım. Oyun içerisinde iyi bir bilgisayarınız varsa gerçekten grafikler çok önemli. Şunu da açalım, bizi açmamışız. Okay diyelim. Sağ tuşta
aracın silenlerini yakabiliyorsunuz. Bazı araçlarda da çalıyor. Bunda çalmıyor. Ben kapattım çünkü. Dediğim gibi aracın jantından tutun arka rüzgarlarına kadar yapabiliyorsunuz. Şu an görev arıyor. Şöyle bir tur atalım. Evet, görev başladı. Öncelikle ben bunu sınıfıyım. Bunda iki adet. İki adet sınıfı. Şu an burayı defanslamak. Ayrıca defans yapmak. Oyun içinde diğer adamlar birbirinize ateş etmiş olarak görebilirsiniz. Panik yapmayın çünkü diğer adamlar da şu an bizim çatıştığımız gibi kendi aralarında çatışıyorlar. Benim grubum araçlarda eğer özellik varsa araçların içinde spawn olabiliyorsunuz. Hemen her aracı değişebiliyor. Burada bir aracın yanında ne yapmalıyım? Herhalde. Ters atmışız. B bölgesini almışlar şu an. Lan. Sağ alt köşedeki radarlardan adamlarınızın yerlerini ve düşmanın yerlerini görebilirsiniz. Hemen hemen her bir tane olduğu gibi. Her oyunda olduğu gibi. Oyun TPS tarzı bir oyun. TPS modunda böyle çok fazla oyun var ama oynanabilecek seçenekler. Şu an diyorsunuz ne biçim oynuyorsun lan oyunu diyebilirsiniz çünkü dediğimiz gibi oyunu bayağıdır oynamıyorum. Şu an C bölgesini alıyorlar. Yetişebilecek miyiz? Yetişebilecek miyiz? Evet, diğer eleman yetişti. Bunda arkadaşlarınızla birlikte rahat bir 6'şer 7'şer grup yapabilirsiniz. Bunun içinde gayet aksiyon dakikalar geçirebilirsiniz. Cidden tavsiye ederim. Biz takım arkadaşlarımızla oynuyoruz. Rahat 10 kişilik mesela atıyorum. Bir tane minivan tutup ya da minivan alıp sağında sonuna adam bindirip etrafta devreye gezebiliyorum. Gayet güzel oluyor. Tavsiye ederim. Geri vurdu.
Her oyunun olduğu gibi genelde hep ben ölüyorum. Alıştık artık. Yalnız adamları bölgeye alamadığı için zaman veriyor. Yani bir görevi yaparken size bir görev zamanı veriyor. Ve bu zaman içinde diğer bölgeleri de ele geçirmeniz gerekiyor. Bu biz kazandık şu an. Ve oyuna girdiğim zaman oyun size bazen 3 günlük veya 1 günlük veya 5 günlük 1 haftalık şeklinde premium verebiliyor. Premiumları iyi kullanırsanız, cidden ileride atarsanız GTA'da olduğu gibi oyun içinde oyun içinde araçları alabiliyorsunuz. Given your place among us, show me you deserve it. Eğer sorun kalabalıksa zaten rahat bir şekilde görev yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir görev yapma olayı da diye şey yapmayın. İlk bana ilk oyuna başladığında çok karışık geliyor. Cidden oynamaya başlayınca lan oyuna başlayınca artık alışıyorsunuz. Görev bu sefer bizim görevimiz. Açtım adam öldü. Ne biçim iş lan bu? Ve düşman geldi bu arada. Adamı hem de düşmanı öldürmeye başardım. Lan dur. Devam et. Evet. Burada.
Oyun içinde fail açıyorsunuz kapıları. Sıkıntı oluyor, kendi adamımızı vurabiliyorsunuz, dikkat edin. İtemler bendeydi. Arkadaşlar da yazınca fark ettim. Kusura bakmasınlar. Hepimizi aldılar gerçi. Kötü oldu. Görev ne? Görev ne? Aa, görev VIP'yi koruma. Şu an görev döndü ve VIP'ye döndü. Şimdi belirlenen bir kişi VIP oluyor, onu koruyoruz. Görevler o kadar bulmamıza rağmen ölmüyor işte. Yapacak bir şey yok. VIP'miz şurada. VIP'nin 8 canı var. 23 kere VIP'den adamları öldürmek zorundayız. Yani diğer adamları 23 kere öldüğünüz zaman oyun sizin oluyor. Nerede lan? Sıkıyor bir yerden ama. İşte. Thank you.
Deliklerden ve kapılardan dediğim gibi geçmek için F tuşunu kullanabilirsiniz. Keskin nişancı adam. Güzel bir PvP oldu.
Değişik değişik şeyler getirmişler. Daha önce bilmiyordum böyle şeyler olduğunu ama güzel olmuş. Şimdi bir Eva Orlandes'e gidelim. Bakalım görev var mı? Şu an için. Şu yukarıda grup botaya çıktığı zaman yes veya no dediğiniz zaman yes derseniz oyun içindeki en son yaptığınız grupla birlikte veya farklı bir grupla size eşleştirir. No derseniz zaten gruba katılmazsınız. Maillerinizi buradan kontrol ediyorsunuz. Merminiz bittiği zaman buradan mermi alıyorsunuz. Görev internette bu. Great to see you. NPC'lerden alıyorsunuz. Bakın şu an burada neymiş bir görev. Evet. Düşman. See you soon. Yeni bir görev aldık. 3 tane düşman aracı patlatacağız. Görev amacı bu. Buradan mermi, şurada zaten kullandığı silahların şarjörleri ve mermilerini görürsünüz. Şimdi bir item bakalım. Good to see you're okay. Var. Silahları aldığınız zaman 10 günlük silahlar alırsınız. Eğer 30 günlük falan da kiralama isterseniz 2-3 defa alarak aynı silah uzatabilirsiniz. Şimdi bir tane sniper rifle alalım. Bakalım güzel bir şey var mı? Bakın bu yeni. Yani görev yaptıkça şuraya da zaten özellikler ekleniyor. Görürsünüz. Ya bu adam... Ya bu kadında görevinizi yükselttiğiniz zaman daha fazla item açabilirsiniz. Çok da güzel itemler var. Neymiş? Şimdi sniper alalım. Hem de sizde bir görün. Bu silah büyük ihtimal seri atan silah. Bu da birkaç tane sniper var. Seri atan ve tek atan. Ya tek attığını demem, hani tek atıyor diye bir şey yok aslında. Yakın vurursanız zaten kafadan vurursanız ölüyor ama yakın vurursanız uzaktan gövdesine vesaire vurduğu zaman yaralanıyor. Enerjisi düşüyor, kaçıyor. Mesela Desert Storm şu güzeldir. 30 mermisi mi vardı bunun? 24 mermisi var ama uzaktan vesaire iyi oynarsanız zaten biriniz alışırsa çok iyi oynarsınız. Boşluklara da kendi aldığınız silah skill'lerini koyabilirsiniz. Pasif skill'lerdir bunlar. Silahlara göre özellik atar. Şunu bir alalım. Yes diye. Silahı üzerimize gösteriyoruz. Bakalım. I'ya bastığınız zaman inventory'e gelir. Eğer item değiştirmek istiyorsanız işte zaten bunlara yaklaştığınız zaman F ile aç, I ile de inventory'ini açabilirsiniz. Şuradan şeyini takalım, var mı elimizde? Evet, neymiş bu? Ekstra, bu da damage yükseltiyor. Bunu takabilirsiniz 10 gün boyunca. Bu şekilde sağlam bir şekilde oynayabilirsiniz. Son olarak da buradan zaten arabamızı göstermiştim. Oyun ayarlarınıza gelince buradan hemen kısa kısa tuşlar yapmışlar. Bakıyorsunuz. Grup ve arkadaşlarınıza bakabiliyorsunuz. Options var, müzik player var, harita var. Challenge, bir bakalım neymiş F6. Büyük ihtimal bu da şey. Büyük haritalardaki PvP'ler. Burada da L'ye bastığınız zaman silahlarını mı gösteriyor size? Sanırım. Global basın ve full chat dediğiniz zaman global chat'i açar size. Book reporter, dediğim gibi destek vesaire. Bu gibi şeyler var. Oyun güzel oyun. Eğer oynamak isterseniz dediğim gibi oyunda beni ekleyebilirsiniz. İsmim de hemen nerede yazıyor benim ismim? Şurada yazıyor. Şurada yazıyor ismim. Buradan ekleyebilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi Skype'tan da ekleyebilirsiniz King Tutpar diye. Zaten YouTube kanalımda da mevcut. Nereden nasıl ekleyeceğiniz. Güzel oyun. Ben beğenerek oynuyordum. Eğer arkadaşlarınız varsa, grup oynamayı düşünüyorsanız
beklerim. Bize Skype'dan, Steam'den veya YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Böylelikle hem grubumuzu oluşturabiliriz, hem de diğer oyunları birlikte oynayabiliriz. Hem de bu tür yayınlarla sizlerle birlikte olabiliriz. Şimdi size şuraya ufak bir tur atalım, ondan sonra yayın sonu verelim. Polis gibi devreye geçiyoruz. Oyun ilk çıktığı zaman aşırı şekilde tüm bilgisayarları kastırıyordu ve aşırı bir şekilde lag vardı. Daha sonra tabii genişleyen teknoloji ve genişleyen bir şekilde arkadaşlar oyunun çözümleri cidden ilk başlarda başlayıp daha sonra bırakabilir insanın anlamayı vücudu. Şöyle bir sürü sesini açalım. Ben polisim, tamam mı? Lanet olası, o malları bana ver. Sanırım beni hedef haline getirecek. And niggas that'll take it to your crib, take the babe out the crib and rape house vibe. I know you're so wasted, they don't have to carry me out this bitch. I took over this bad shit, these bad bitches might have to just. Let's cut to the chase, my bitch know I'm an A-A. But I ain't got nothing to say, but up and away. Malları sana mı getiriyorsunuz reis? Ooo 400 ne? 400 ne? Bakın şu an bu açık değil. Bunun açılmama sebebinin dolayı görevleri yapmamız. Hani görevleri yaptıkça hepsi açar şu an. YouTube'da kapat. Derdin ne? Bu adamlar da bunların peşindeymiş. Şıpalım. Teşekkür ederim lan. Hi! Hi!
your mistake. What the hell did I? Go fuck yourself. And just get the fuck off me. Hey, I'll be looking for you later. Çeteler birleşmiş gördüğünüz gibi. Jesus Christ, not again. You don't have to fucking hurt me. Watch out. What? Jerk? Yine mi sen, ha? What is the fucking hurry? Fuck, not again. Hey, I'll be looking for you. No way. No. Hey, I'll be looking for you later. Kiss my ass. Evet, çeteler meydana çıktı. Ben hemen buradan tüy olmam lazım. Hadi. Hayırdır abla? Arabamı alayım da rahat.
adamın daha var. Hey. Bunda da dediğim gibi her karakterin, her NPC'nin kendine göre şeyleri var. Ne kadar görevini yaparsanız bu neymiş? Daha çok bize. Mailbox'a ne gönderdi? Bir epek vermiş. Bu neymiş? Spray vermiş. Neymiş? Spray vermiş. Buradan mailinize bakabilirsiniz. Mailiniz silinmiyor. Siz silmediğiniz sürece. Ben yaklaşık bir sene önceki silahlarımı elimden tekrar aldım. Tavsiye ederim herkese. Güzel bir oyun. Şöyle size bir aracımda poz vereyim. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.